Harmana serdine sarı samanı, harmana serdine sarı samanı. Hiç gitmiyor emirde dağın dumanı, dağlar dumanı. Hiç gitmiyor emir dağın dumanı, dağlar dumanı. Gel otur yanıma benim sevdiğim, gel otur yanıma benim sevdiğim. Ayrılık mı olur harman zamanı, yayla zamanı. Ayrılık mı olur harman zamanı, yayla zamanı. Çeşmenin başında ışmar edersin, çeşmenin başında ışmar edersin. Beni sevdiğime pişman edersin, pişman edersin. Beni sevdiğime pişman edersin, pişman edersin. Ben ne dedim anan ile babana, ben ne dedim anan ile babana. Beni çatallıya düşman edersin, düşman edersin. Beni çatallıya düşman edersin, düşman edersin. Emir dağla çatallının arası, emir dağla çatallının arası. Çekilmiyor ayrının yarası, yaman yarası. Çekilmiyor ayrının yarası, yaman yarası. Ne dedim de kömür gözlüm ben sana, ne dedim de kömür gözlüm ben sana. Yine geldi ayrılığın sırası, yaman sırası. Yine geldi ayrılığın sırası, yaman sırası. Eyvallah efendim. Benim ortalama her 4-5 programdan birinde kesinlikle çaldığım, çünkü çok çok sevdiğim bir türküydü. Efendim, böyle bir türküden sonra genelde eğer türküyle giriyorsak, türküden sonra yok, sazla girmiyorsak ne diyorduk efendim? Büyük bir şairin bir dörtlüğüyle giriyorduk genelde programlarımıza. O neydi? Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Efendim, Besmele'yi bir şair ancak bu kadar güzel tercüme eder aşağı yukarı. Ve efendim, her zaman olduğu gibi Afyon Karahisar'dayız. Kanal 3'teyiz ve Bir Sazdan Bir Söz'den programındayız. Gene gördüğünüz gibi işin saz tarafı bendenizdeydi. Peki söz tarafı kimdeydi? Efendim, söz tarafı bir Afyon Karahisarlı'daydı. Bugünkü misafirim bir Afyonlu, bir Emirdağlı. Zaten biraz da bilerek o türküye. Efendim, Afyon denince akla ne geliyordu? Ben hemen aklıma gelivenenleri söyleyeyim. Benim aklıma önce işin doğrusunu söyleyeyim hocam, keşkek geliyor.
Çünkü keşek hakiki bir Türk yemeğidir. Evet, Orta Asya'dan beri. Özellikle, evet. Özellikle ben bir yörüğüm. Dolayısıyla keşkeğin ne olduğunu çok iyi bilirim. Ama mesela bir Kütahya keşkeği bilmez. Fakat mesela Simav'a doğru gelirseniz biraz bilenler çıkıyor. Evet. Dağ köyleri bilir, tavşan evet, bilir. Evet. Efendim, dolayısıyla biz daha yakınlarda, daha birkaç ay içinde bizim ulu camimiz dünya çapında bir literatüre girdi, değil mi hocam? Evet. Ki yani kıyısından köşesinde ben de gurur duyuyorum. Çünkü evet, böyle bir ilde program yapıyorum. Nitekim daha önceki programlarımızdan birinde de bir hat sanatçısıyla beraberdik ve döndük dolaştık. Ahmet Şemseddin Karahisari'ye geldik. O zirvede özellikle meşhur Süleymaniye Camii'nde o sohbetini büyük yapmıştık. Hattat, evet. Efendim, Mevleviliğin ikinci başkenti galiba, değil mi hocam, evet, burası? Evet, ikinci başkenti. Evet. Üçüncüsü Kütahya. Evet, bazen Kütahya ikinci biziz diyor filan. Evet. Değil, işin doğrusu bu. Neyse. Efendim, bugün bir Afyonlu kardeşimden bahsettim. Bir Emirdağlı. O bir muallim. O bir şair. O bir yazar. O bir araştırmacı. O bir tarihçi. Yani hani işte bir koltuğunda kaç tane karpuz taşıyor. Allah nazardan saklasın sevgili hocamı. İşin de güzel tarafı, ben bizzat kendisinden önce şiiriyle tanıştım. Nerede? Kütahya'nın Domaniç ilçesinde. Daha doğrusu bizim Osmanlı'dan bahsederken Osmanlı'nın doğuş yerinde, yani Hayme Ana'nın türbesinde, hatta kapalıydı türbenin kapıları, içeri bile giremedik. Orada baktım, orada ne yazıyor? Ahmet Urfalı. Muhteşem bir şiir. Urfalı mı? Acaba yani Urfa'dan gelip de bu şiiri bu kadar güzel yazamaz. Derken efendim, gerisini Urfalı Ahmet Hoca'dan dinleyelim. Hocam hoş geldiniz. Efendim, teşekkür ediyorum ben de. Bir Sazda Bir Sözden programımıza müstesna bir program olduğunu biliyorum. Takip ediyorum. Beni konuk ettiğiniz için zat halinize teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun efendim. Yani teşrif ettiniz. Kanal 3'ün yöneticilerine ve çalışanlarına da buradan ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Bizi izleyen hemşerilerimize, kardeşlerimize selam, saygı sunuyorum. Şimdi efendim, malum haliniz, memleket soyadını taşıyanların büyük bir şansı var. O da sen nerelisin? İşte ben memleketim Emirdağ. Soyadın ne? Urfalı. Hocam Emirdağ, Urfa. İşte şimdi Emirdağ ile Urfa'nın arası diye malum türkümüz var. Zalim Poyraz. Evet. Gülay, ses sanatçısı Gülay Hanım'ın ünlendirdiği, meşhur ettiği, evet, bir türkü. O türkü bizim türkümüz. Efendim, biraz tarihi derinliklere gidecek olursak. Tabii, buyurun. Biliyorsunuz Türkler soylar boylar halinde yaşayan bir topluluk. Biz Osmanlı literatüründe, Osmanlı bürokrasisinin bize verdiği isim Bozulus Türkmeni. Urfa, Diyarbakır'da yaşıyoruz. Kışları buralarda oturuyoruz, hava sıcak olduğu için. Yazları da Erzurum yaylalarına, Ardahan yaylalarına, Kars yaylalarına çıkıyoruz. Ancak 1691'de 3. Ahmet zamanında 7 büyük aşiretimiz Kütahya ve Afyon'a isyan ediliyor. Bunlardan da bir kısmı Emirdağ'a geliyor, Emirdağ'a yerleşiyor. Biz köken itibarıyla Urfa, Diyarbakır Türkmenlerindeniz. Emirdağ'ın hemen hemen hepsi Urfa, Diyarbakır Türkmenidir. Bolvedi'nin bir kısmı Afşar, bir kısmı Bozulus'tan gelir. Afyon'un bazı ilçeleri de tamamen Bozulus Türkmenlerinden gelir. Osmanlı'nın bir siyaseti var. Terk edilmiş tenha yerlere, ören yerlerine Türkmen aşiretlerini yerleştiriyor. Bu Anadolu'yu Türkleştirme projesi Osmanlı'nın. Evet efendim. Anadolu'yu Türkleştirme projesi. Biliyorsunuz güneyden, kuzeyden, güneyden pek yerleştirme olmamıştır. Yani Araplardan Anadolu'ya pek yerleştirme olmamıştır. Ama Kafkaslardan, Balkanlardan, Orta Asya'dan, Türkmenistan'dan yerleştirme olmuştur. İşte biz de bu bölgeye yerleştiriyoruz aşiret olarak. Soyadı kanunu çıkınca da büyüklerimiz diyor ki biz Urfa'dan geldik.
Bir kısmımız boz kelimesini alıyorlar amcazadelerim. Bir kısmı da Urfalı soyadını alıyorlar. Ben soyadımdan oldukça memnunum. Urfa tabii kültürel olarak çok zengin. Az önce Emir Dağ'ın türküleri çok meşhur biliyorsunuz. Evet, evet. Ama biz genetik olarak onu işte Urfa'dan getiriyoruz o türküleri. Evet. Şimdi 25 türkümüz TRT repertuarına girmiş vaziyette. Şimdi Urfa biliyorsunuz efendim Kerkük, Urfa ve Bakü birbirine kültürel olarak yakındır. Hatta buna Elazığ'ı da dahil edebiliriz. Dolayısıyla bizim türkülerimiz, soyratlarımız birbirine karışmış vaziyettedir. Hatta Emir Dağ'ın kendine has bir türkü özelliği vardır. Koşalaşma dediğimiz, çoban havası, kayabaşı dediğimiz bir tür vardır. Evet, bu koşalaşma sadece Emir Dağ'a mahsustur, türkü tür olarak. Evet. Ve burada da incelemeler yapılmıştır. Şimdi biz soyadımıza dönecek olursak, tabii biz okuduğumuz için, gerek okuduğumuz yerlerde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, gerekse görev yaptığımız yerlerde soyadımız hep söylenmiştir. Hep güzellikleriyle karşılaştık. Peygamberler şehri, Afyon, tabii Afyon da çok önemli bir yer. Zat-ı Ali'nizin girişte söylediğiniz gibi Mevlevi'nin neşv-i nüma gördüğü bir yer. Evet. Kültürel olarak zengin olan bir yer. Tabii. Afşar kültürünün çok yaygın olduğu bir yer. Kılıç Arslan'dan beri düşman girmemiş bir memleket. Dolayısıyla biz soyadımızdan oldukça memnunuz. Muhabbete zemin hazırlıyor şimdi olduğu gibi. Tamam efendim, çok güzel. Ki olmasına yaradı. Şimdi efendim, bendeniz halk müziğiyle biraz hani hemhalim, uğraşıyorum. Deminden beri bahsettiğiniz Urfa, Afyon Karahisar, efendim Kerkük ve havalisi. Evet, Elazığ. Hatta bu yakın yörede zaten pek fazla farkı yoktur Kütahya ile Afyon'un. Efendim buralar Türk halk müziğinin menbaalarından. Yani benim hayran olduğum türkülerin olduğu yer. Evet. Hele hele az önce söylemeye çalıştım. Biraz da artık demek ki tınısı diyorlar. Hani onun müziğinin güzelliği beni o kadar etkilemiş ki bendeniz hatta zamanı gelmişken söyleyeyim. Ben Kütahya'nın Sinop ilçesindenim. Filan dedim. Evet. O da niye? Anadolu Beylerbeylik merkeziyken Sinop, Kastamonu'ya, Kastamonu'da Kütahya, Afyon yani. Gibi. Evet. O da oraya evet. bağlı olduğundan filan. Neyse. Sevgili hocam, şimdi önce bir kere şöyle kısaca bir ilkokuldan başlayalım. Üniversiteden geçelim. Sonra sizden özel bir şey rica edeceğim. Efendim 55 Emirdağ doğumluyum. Ailemiz Emirdağ'ın kurucu ailelerinde. 1691'de bahsetmiştim evet, Emirdağ'ın kuruluş tarihi. Afyon'a, Bolvedin'e bakarak yeni bir kuruluş yeri. Amargüm diye bir antik kentimiz var. Bu Bizans'ın Anadolu'daki en büyük kenti. Şu anda kazılar devam ediyor. Oranın fethinde Türkmen beyleri görev alıyor. En son Mengücek Bey tarafından 1116'da fethediliyor, orası Türkleştiriliyor ve akabinde bizim Yörük dediğimiz sizin de boyunuzdan evet, olan o zaman Yörük adı yok tabii. Türkmenler dağlara yerleştiriliyor. Eyvallah. Bayat ilçemize yerleştiriliyor 1240 civarında. Dolayısıyla Anadolu'ya gelişimiz bu tarihten başlıyor. Tabii Amargüm kenti çok büyük bir kültür, çok büyük bir özellik, büyük bir havaliyi kapsıyor. Dediğim gibi kazıları devam ediyor. İnşallah daha yeni yeni şeyler çıkacak oradan. Battal Gazi ile münasebetler var. Battal Gazi'nin muhasarada görev aldığı var. Yani bu bölge az önce söylediğiniz gibi Kütahya, Afyon bu bölge birbiriyle kültürel olarak çok birbirine evet. bağlı. 55 yılında doğuyoruz orada. Ailemiz çiftçilikle ve koyunculukla, hayvancılıkla uğraşıyor. İlk orta liseyi Emirdağ'da okuduk. Emirdağ'ın bir özelliği gurbetçi olması, gurbete yatkın olması, konar göçerliğe yatkın olması. Şimdi hocam tam burada bağışlayın lütfen. Çünkü konuşacağımız o kadar çok şey var ki bir arka arkaya geliveriyor. Allah rahmet eylesin Mustafa Kafalı hocayı evet. tanırsınız. Daha ben de yakından tanıyordum. Aynen şöyle demişti, hiç unutmuyorum bir konuşma sırasında. Keçi gidiyorsa yörüktür, koyuna geçtiyse Türkmendir. Evet. Aynen böyle bir lafı vardı. Siz hani sizin evet. boylarınızı... Yaylacılık yapıyorsa yörüktür, işte
yaylacılık değil de çiftçilik de yapıyorsa Türk milletlerine. Tarla terenk sahibi olduysa. Hatta Osmanlı kaynaklarında şöyle bir ifade var. 3 yıl diyor yaylacılık yapmayan Türkmen yörüklükten çıkar diyor. İşte yani buyurun. Yörüklük bir meslek aslında. Evet. Şimdi has isim gibi kullanılıyor. Efendim liseyi bitirdikten sonra Necati Bey eğitim mensubunu kazandım. Liseyi ne, Afyon'da mı okudunuz hocam? Emirdağ'da okudum. Emirdağ'da evet. Okudum liseyi. Şansınız varmış. Benim zamanımda ilçelerde lise olmazdı. Evet. Onun da ayrıca bir anısı var. Tabii buyurun. Anısı var. Biz ortaokulu bitirdik. Lise yok. O arada hükümet yetkilileri geldiler. Benim babam da siyasetçi biriydi. Benim elime bir pankart tutuşturdular. Lise istiyoruz. Baktım şöyle lise istiyoruz çok diye. Güzel. Lise açıldı. Dolayısıyla bizim de katkımız oldu yani. Yani hiç, hocam hem şansımız var hem... lise evet. Açıldı, biz de liseye kaydolduk işte oradan. Oradan Necati Bey eğitim mensubunu kazandık, orayı bitirdik. Daha sonra lisans tamamladık Türk Dili Edebiyatı üzerine. Bu arada ben sosyoloji de okudum. Yani sürekli okuyan, araştıran yakinen biliyorsunuz biri olduğum için sosyolojiye merakım vardı. Akademisyen olmaya merakım vardı. Ama işte evlilik derken, çoluk çocuk derken malum şey yapıyoruz. Dolayısıyla şimdi Türk Dili Edebiyatı ve sosyoloji alanında lisans eğitimi gördük. Evet. Devlet görevi yaptık. Okul müdürlüğü yaptık. İşte öğretmenlikten başlayarak 6 ay sonra bizi idareci olarak, yönetici olarak atadılar. Ondan sonra okul müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü, efendim yatılı okul müdürlüğü, bölge okuluydu okulumuz, öğretmen lisesi yatılı. Uzun yıllar oralarda görev yaptık. Daha sonra şube müdürü olduk. Daha şimdi sonra hocam, da milli... ben sizi daha çok şöyle, o çok güzel şeyler var. Müthiş bir çalışmalarınızın, kaç tane kitabınız olduğunu falan da biliyorum da. Benim ilk dedim ya sizi şahsen tanımadan önce şiirinizden evet. Tanıdım ve şair biliyorum ben. Evet. Şimdi işin hatta hemen eğer hatırlıyorsanız ilk ne zaman ilk şiiri yazdığınızda kaç yaşındaydınız? Şimdi şöyle şuradan başlayalım. Şimdi Emirdağ Türkmen aşireti diyelim. Türkmenler güzel söz söylemeye çok yatkın insanlardır. Doğru. Güzel sözü çok severler. Cenab-ı Allah İbrahim Suresi 23-24-25-26. Ayetlerde güzel sözü kökü yerin derinliklerinde, dalı budağı da gökyüzüne ulaşan bir ağaca benzetiyor. Buna karşılık kötü sözü de kökünden koparılmış ve serpilmemiş, kötü, pis kokan bir ağaca benzetiyor. O yüzden biz hem yaratılışımıza uygun olarak hem de kültürel çevre olarak güzel söz söylemeye yatkın bir özelliğimiz var. Efendim şimdi benim rahmetli dedem, baba dedem çok güzel ağıt ederdi. Erkekler ağıt etmez Türkmen kültüründe ama çok acı çekmiş. Çok 7 kardeşinin 5'ini şehit vermiş. Of. Eşi ölmüş, fakirlik, fukaralık. Dolayısıyla ağıt söylerdi. Ben Yunus Emre'yi ondan işittim ilk çocukluk çağlarımda. Aşık Ömer'i, Karacaoğlan'ı ondan işittim. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini ondan işittim. Bir de makamıyla söylerdi. Bunu bir tarafa koyduk. Evet. Anne tarafımda Seyrek Basan namı diğer olarak söylenen Nuri Demir, Emirdağ'ın türkü yakıcılarındandı. Hocam ben çok duydum onu. Evet, çok duymuşsunuz. Evet. İsmi de enteresan olduğu için. Evet. O da benim dayım olur. Dolayısıyla böyle bir kültür ortamında yetiştik. Annem rahmetlik çok güzel ağıt söylerdi, ağıt ederdi. Onları not aldım hep, ağıtları yayınladım. Dolayısıyla bu ortamda yetişince ister istemez sizi bir yere sevk ediyor. Yani de, hocam evet. Un, yağ, şeker onların hepsi evet. Olmuş. Peşinden de Ahmet Urfalı yani. Bir de üstadım bir güzellik daha oldu. Emirdağ küçük bir ilçe olmasına rağmen Assubay Okulu vardı. Orada Assubay Okulu'nda 15 günde ayda bir büyük tanınmış şairler gelirdi. Mesela Arif Nihat Asya'yı biz orada tanıdık. Ortaokul öğrencisiyken. Evet, evet. Cengiz Alpay'ı biz orada tanıdık. Onlar şiir matinaları yapardı. Askeri okulda. Biz de öğrenci olarak öğretmenlerimiz götürürdü. Biz de işte ortaokul çağlarında yavaş yavaş yazmaya başladık. Şimdi sevgili hocam yönetmenim diyor ki hocam birinci bölüme 5 dakikanız var tamam. Diyor. Biraz biz hala sizden ikinci bölümde ilk şiirinizi ikinci bölümde konuşalım tekrar ama ondan önce lütfen bir Afyon ya da hiç olmasa bir
Emirdağ şiirini istirham edeyim ben. Önce Afyon okuyalım. Afyon tabii, bizim tabii. Elimiz. Ya, ikinci, ya, ikinci bölümde de. Afyon'la ilgili güzel bir şiirim vardı. Hocam buyurun. Bayağı da tutulan bir şiir. Sesinizden dinleyelim. Afyon'un mor beyaz çiçekleri diye. Biliyorsunuz mor beyaz çiçekler haşhaş çiçekleridir. Tabii, tabii. Mayıs ayında şöyle ovalara gittiğimiz zaman harika görüntüsü vardır. Mermer beyazlığında öğle güneşinin aydınlığı. Bereketli ovasından yükselerek koca tepeye bir tuğ misali başlar üstündedir kale. Yiğit türküleri dik durur yüreklerde. Efe türkülerinden çıkar barut kokusu. Bu dağlar geçit vermedi kılıç arslandan beri. İşte canlar ortadadır er meydanında. Ağır yükleriyle dik yokuşlardan Kuvayi Milliye askerleri geçer. Önlerinde gök sarı bir ışık. Ey duvarlarla kurtulan şehir, haşhaşın mor beyaz çiçekleridir sabahın. Uzar gider yaz tarlalarında, alın teri damlamıştır her karışına. Baharın ılık rüzgarı okşar taze kokuk kekik yapraklarını, alır getirir emir dağlarından usulca. Sonra kuşlar çekilir gecenin sükutuna. Ulu cami çatısında dervişler gibi masum ruhlar yükselir şimdi göğe imaret avlusundan. Uçmak sırası mümin gönüllerdedir. Alıp götürür Afyon dağlarından bir çift melek, ezelden yakışmıştır Süleymaniye'nin içine, naif kufilerle Karahisari'nin çizgisi. Bu toprak buluşturur geçmişle geleceği. Bin ümidin yoludur Anadolu eşiğinde, adı destanlarla yürür yeni çağlara, başlar ikinci taarruzun görkemli gelişi, su yeşil darlara uğraşır köklerden, gül açılır gönüllerde Türkiye sevdasından. İşte bu hocam. Yani o kadar nefis anlatılmış ki hocam. Teşekkür ederim. Yani Afyon'un tarihini en kısa şekilde okumak istiyorum, evet, diye bu şiiri okusun. Evet. İnşallah. Sevgili yönetmenim, işaretinizi aldım. Biz de aynen şöyle diyor sevgili yönetmenim. Hocam diyor, sevgili hocamla bir çay içecek kadar bir ara versek, çay da demlenmiştir zaten diyor. Sevgili, bizi izleyen sevgili seyircilerimiz de mutfaktan çaylarını getirsinler. O arada ikinci bölüm başlayacak. İkinci bölümde asıl şiirlerin hası ikinci bölümde diyor. Biz de öyle diyoruz. Ve sevgili seyirciler, hemen bir çay içime kadar bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Emir Dağı birbirine ulanı, Emir Dağı birbirine ulanı, altın yüzük parmağında dolanı, gelin dolan. Altın yüzük parmağında dolanı, gelin dolan. Burnum büyüdü gelin olanı, burnum büyüdü gelin olanı, kızıken sevdiğim sen değil misin, sen değil misin? Kızıken sevdiğim sen değil misin, sen değil misin? Thank you.
bilemedin yaylanızın yolunu. Ah bilemedin yaylanızın yolunu. Saçın uzun bağlasınlar kolunu, gelin kolunu. Saçın uzun bağlasınlar kolunu, gelin kolunu. Eğer annen seni bana vermezse, eğer annen seni bana vermezse, yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu. Yemin ettim keseceğim yolunu, gelin yolunu. Efendim, başlarken Emir Dağ ikinci kez reklam sonrası başlarken gene Emir Dağ hocamdan zar zor bir afyon şiiri kopardık. Hocam bir Emir Dağ gözünüzü seveyim bir Emir Dağ rica edeyim. Evet tabii Emir Dağ bizim doğduğumuz yer, havasını soluduğumuz yer, ekmeğini yediğimiz yer. Oraya vefa borcumuz var. İnsanların doğdukları yerlere, yaşadıkları yerlere vefa borcu oluyor. Eyvallah. Hele çok araştıran, inceleyen bir insansanız bu borç, sorumluluk daha da artıyor. Çünkü bilen insan sorumlu oluyor. Yani hayır, tabii. Bilmeyen insan sorumlu olmaz. Emir Dağ üzerine çok şiir yazdım. Tabii bu sizin okuduğunuz türküler apayrı güzellik katıyor. Biz de o türkülerden etkilendik. Emir Dağ'ın 10 türküsü varsa 9'unda yayla geçer. Yayla bizim için önemlidir. Evet, evet, evet. Ben de Emir Dağ özlemi, uzun yıllar dışarılarda görev yaptığım için içimizde bir hasret, özlem. Hocam bilmem ne. Bir kilim deseninde Emir Baba'nın gülü, alını yeşilini alarak sabırlı hasretlerden dokunmuş kınalı elleriyle Türkmen kızları. Gözlerim Nisan sağanağıdır hayalin gelince yadıma, buruk bakışlarla kayıp zamanlarda bulur gizli mekanlarda. Yine akşam geldi gurbete kekik kokulum. Kederli bir özlemin sancısıyla başlar türküler. Alır götürür tozlu yollarına gençliğimin. Nazlı bir çiçektir şimdi badem dalları. Deresinden karın son sular akar. Baharı selamlar büyülü gölgesiyle kavaklar. Dağ başlarında keklik sesleridir yüreğimdeki feryat. Çocukluğumun yaylalarından gelir sevdalı nameleri. Geçmiş zaman gezginiyim bu ikindi seferinde. Gözlerim Nisan sağanağıdır hayalin gelince yadıma. Neden garip bakarsın yılların arkasından gönlüm? Evet. Diye yazmış. Sevgili hocam o kitabı kameraya gösterir misiniz lütfen? Bu yeni çıktı daha Buhar'ı üzerinde. Emir Dağ yazıları diye burada. Emir Dağ üzerine yaptığım araştırmalar, şiirlerim, sosyolojik araştırmalarım, evet tarihsel araştırmalarım, evet. Bunları şimdi niye ısrarla onu evet. gösterelim dedim hocam. Şimdi sizin, benim elimde bir liste var ama daha doğrusu sizin bana imza, bizzat bana imzaladığınız evet. kitaplar kütüphanemde, evet. en güzel yerinde. Şimdi ben birkaç isim sayacağım. Evet. Siz bunların hakkında biraz bilgi verin. Şöyle, telif ettiğiniz eserler diye başlayacağım. Hemen Sevdalar Sevdalar. İsimleri evet, de çok o 1990 güzel. Yılında evet efendim. İlk şiir kitabım Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen, Yazar ve Şairler serisinden çıktı. 90 yılında çıktı. O bakanlık hatta ilk orada telif ücreti de verdiler bana. Ben de çocuklarıma birer tane altın aldım. Yani o kadar şeydi yani. Ama çok güzel hocam. Evet. O da ayrı bir şey. Evet. İlk ve son kazancım yani şiirden. Evet, çok iyi anladım İlk hocam. İlk ve son kazancım. Peki Al Şafaklar'ın müjdesi. Al Şafaklar biliyorsun bayrağımızın bir tabii, metaforu. Zaten o çağrıştırıyor. Evet o çağrıştırıyor. Yani Al Şafaklar'ın müjdesi. O şafak aynı zamanda bir doğuş anıdır. Tabii. Doğuş anıdır. Tabii. Doğuş bize müjdelerle geliyor. Yani ülkemize, devletimize, milletimize geliyor. Orada işte vatan millet şiirlerimiz var.
Öğretmen olmamız hasabıyla öğrencilerimize öğütlerimiz var. O mealde bir şiir kitabı. Evet. Şimdi sizin, şimdi şu anda Kayı Destanı'na geldik. Kayı deyince benim, ben ta gerisin geri tekrar Türkmenistan'a Domaniç'e gittim. Domaniç'e gittim. Domaniç'teki evet. Hayme Ana'nın türbesindeki o sizin şiirinize kadar gittim. Evet. Bu Kayı Destanı'ndan bahsediyor. Kayı Destanı da Kayı Boyu'nun tarihsel verilere göre, tarihsel bilgilere göre Mahan'dan, Türkmenistan'ın Mahan kentinden. Osmanlı Kayı Boyu'dur değil mi hocam? Osmanlı Kayı Boyu. Biliyorsunuz Oğuz'un 24 boyu var. En başında da Kayı Boyu var. Osmanlı Devleti'ni kuran boy. Evet. Biliyorsun Domaniç'te Kayı Boyu'ndandır. Tabii. Özellikle o Çarşamba, Karaköy, Domaniç'in içi Kayı hatta Boyu'ndan gelmektedir. Söğüt'e doğru. Evet. İşte Mahan'dan, Türkmenistan Mahan'dan önce Urfa Karacadağ'a ardından Ankara'ya gelmeleri. Ankara'dan Porsuk üzerinden Eskişehir Karacahisar'a, oradan Domaniç'e ve Söğüt'e gelmeleri. Destan olarak şey yaptım. Üstadım benim üç tane kitabım destan havasındadır. Evet. Destan havasındadır. Evet. Hocam Taş ve Gül mü? Taş ve Gül. Evet. Yani burada taş deyince biliyorsun bir zıtlık var burada. Tabii. Hatta şeyde not alırken D harfini kullanmışız. Evet. Bir de hani böyle konuşurken zaten taş attım da kolum evet. yoruldu derler. Evet. T'ler. Evet. Evet. Taş ve Gül taşlama şiirlerimiz, tabii. hicivlerimiz. Evet. Gül de sevgi şiirlerimiz. Yani evet. o öyle bir zamana denk geldi. Şimdi hocam sırada bir şey var. İsim kitap ismi var. Onu es geçiyorum çünkü biraz sonra lazım evet. olacak bana. İşrak duyguları. İşrak duyguları Hazreti Mevlana'nın hamdım piştim yandım sözünden evet. hareketle evet, burada 40 civarında şiir yazdım. Haddimiz olmayarak Mevlana ile bir sohbet havasında yazdım. İşrak kalbe doğan demek biliyorsunuz. Onu da gösterebilir miyiz hocam evet, kameramızda? İşrak duyguları bu kitabımız. Evet. Mevlevi düsturu üzerine yazılmış şiirler. İşrak aslında kalbe doğan keşif, ilham. Biliyorsunuz siz de tabii. şiir şair olduğunuz Eyvallah. İçin keşfi bilirsiniz. Yani buluşu bilirsiniz. O Eyvallah. Üzere yazılmış. Güzel bir şiir. Burada metaforik anlatımlar daha ziyade evet. ağırlık taşıyor. Evet, işitin ey yarenler. Yunus Emre ile ilgili. Eyvallah. Zaten... İşitin ey yarenler, aşk evet. bir güneşe benzer. Evet. Aşkı olmayan gönül kaskatı taşa evet. benzer. O da Yunus Emre'nin üzerine yazılmış bir şiir. Yunus Emre biliyorsunuz bizim edebiyatımızda olsun, kültür hayatımızda olsun çok önemli bir kişi. Üstadım, malum haliniz olduğu üzere biz Müslüman Türkler olarak camiye bir Yunus Emre ile girdik, bir de Mevlüt ile girdik. Doğru. Tabii tabii. İkisiyle girdik yani. Evet. evet. Bizi hocam, Türkçeyi camiye sokan insan. Evet, evet. Öyle de bakabiliriz. Hatta şiiri camiye. Evet, şiiri camiye sokar. Evet. Bozkır rüzgarı. Bozkır rüzgarı tabii Anadolu bir bozkır. Biz tabii. de bozkırın çocuklarıyız. Evet. Ki bozkırın çocuklar der demez de önce bizim meşhur Neşet Ertaş'ın evet, Bozkır'ın tezenesi diye evet, aptallık geleneğini yaşatan biriydi. Tabii Orta Asya'da bir Bozkır. Bu Bozkır medeniyeti diye de bir şey var, teori var. Bozkır medeniyetindeki insanlar birbirine benziyor. Mesela bizim kalelerimiz yok. Birlik içerisinde yazıyoruz. Mülkiyet yok. Sınıfsız bir toplum. Bozkır hayatı sınıfsız bir toplumu öngörüyor. Evet. Yani elde edilen mallar birlikte tüketiliyor, birlikte harcanıyor. Böyle bir havası var. Yani sınıfsız bir toplum. Bu çok önemli bizim için. Evet. Kölemiz yok. Evet, tabii. Bozkır hayatında köle olmaz. Hayır. Yerleşik hayatta çok olur güzel. Köle. Evet. Cariye olmaz. Kadının yeri apayrıdır. Bu minval üzere 1 2 3 4 5 evlilik yoktur. Yoktur. Aşırı, evet. Evet. Çünkü hocam, Hakan'ın yanında eşi oturur. Tabii. Babam Bilge Kağan ve anam İlbilge Hatun tahta oturdu diyor. Evet. Evet, evet. Bozkır hayatı. Evet. Hani şey, aklım hemen bir Erzurum türküsü geldi. Huma kuşu. Evet. Burada da Huma'nın kanat sesleri. Hocam bu da çok güzel. Evet. Huma kuşu
Umayana inancından geliyor. Mitolojide Umayana var biliyorsunuz. Evet efendim. Hamile annelerimizi koruyan, çocukları koruyan bir melek, peri anlamında. Böyle bir kültür gelişmiş. Mitolojik anlamda bu. Umay Anadolu'ya geldiğinde ne oluyor? Hüma oluyor. Hüma adını alıyor. Bizde de hüma kuşuyla ilgili çok terim vardır. Devlet Hümayun diyoruz. Kime diyoruz? Osmanlı'ya. Devlet Hümayun. Yüce devlet diyoruz. Evet, evet. Osmanlı'da biliyorsunuz pek çok kelime. Ordu-i Hümayun. Ordu-i Hümayun. Saray-ı Hümayun. Mızıkayı Hümayun evet, falan. Evet, evet, evet. Yücelik anlamında. Tabii, tabii çünkü hüma kuşunun çok büyük özellikleri var. Gökte uçuyor. Yere asla inmiyor. Atalarımız demek istemiş ki burada Umayana mitolojik inancıyla ilgili. Yani bizim farklı bir millet olduğumuzu ortaya koymuşlar. Burada hatta buradan Hüma bu şiiri de okuyabilirim yani size. Sorularınız bittiyse Hüma kuşunun hocam, sanat sesleri. Size şey. Soru biter evet. mi? Yani evet. Şimdi 4 saatlik bir program yaparsak belki Hüma evet. Hüma'ya belki sıra gelecek. Evet, belki sıra gelecek. Ha, evet. Şimdi hocam ve dedim zaten diyecektim evet. ve gözyaşı. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerif var. Ağlayabilirsiniz, ağlayabilirseniz, anlayabilirseniz. Bu anladım. Özden hareketle gözyaşı medeniyeti. İslam medeniyetine, Türk İslam medeniyetine bir anlamda gözyaşı medeniyeti de deniyor. Yani mazlumların yanında olmak, darda olanın yanında olmak. Tarihimize baktığımız zaman zaten bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Orada işte gözyaşının faziletleri, gözyaşı dökmenin, yani gözyaşı öz yurdundan ayrılıyor ve insanları anlamamızı sağlıyor. O bakımdan böyle bir şimdi, şey yaptık. Hocam dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Evet. Arada söylemem lazım gelen kitaplarınızdan evet. bir tanesini ısrarla okumadım, söylemedim. Evet. Önce bir küçük açıklama. Sevgili seyircilerimiz, deminden beri bahsettiğimiz hocamın da açıklamalarını yaptı. Bunların her biri ayrı bir kitap. Ya bu kitapların içerisinde 100 sayfalık olduğu gibi 400 sayfalık kitaplar da var tabii. Efendim aşağı yukarı 15'e yakın kitap telif etmiş sevgili hocam. Evet. Bir tanesini özellikle sona bıraktım. Çünkü hocamın bana benzeyen çok büyük bir özelliklerinden bir tanesi. Dedeniz Yemen gazisi miydi Yemen hocam? Yemen gazisi, evet. Kısaca ondan bahseder misiniz? Evet, dedemler 7 kardeş. 7 kardeşin 5 tanesi cephede kalıyor. Bunlardan bir tanesi yine Yemen'de kalıyor. Ardından o şehit olunca dedemi gönderiyorlar. 15 günlük evliyken dedemi gönderiyorlar. Tabii Yemen askerliği çok uzun sürüyor. Yemen bir de şey yani Osmanlı'nın başına bela olan bir yer yani. Ama şu var. Osmanlı diyor ki Yemen, Aden biz Yemen'i kaybedersek Mekke Medine'yi kaybederiz. Mekke Medine'yi kaybedersek de İstanbul'u kaybederiz diyor. Biliyorsunuz biz bunları hep tarihen gerçekleşti. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ümüzün gayretleriyle milli mücadeleyi verdik. İstanbul'umuzu kurtardık. Ama diğer yerler tabii misaki milli sınırları içerisinde olmadığı için kaldı. Ama millet olarak içimizde Mekke Medine deyince, Yemen deyince ukdedir içimizde. Bir öbür yerlere baktığımız zaman Kerkük dediğimizde böyle yüreğimiz evet. sızlar bizim. Evet. Şimdi sevgili seyircilerimiz niye bu biraz uzadı bu soru? Es geçtiğim kitabın adı Yemen'dir dedi. Evet. Hocam o kitap hakkında da böyle çok kısa bir bilgi. O kitap kısaca şöyle dedemin askerliğe alınışı, askerliğe gidişi, oradaki mücadelesi. Mecidiye madalyası alması, Mısırlılara, İngilizlere Mısır'da esir olması, Seyyid-i Beşir kampında esir edilmesi, krozol banyosu yaptırılarak dezenfekte ediyoruz bahanesiyle, gözlerinin kör olması, gözler siz de bilirsiniz onu, gözleri kör ediliyor. 15 bin Türk'ün gözleri kör ediliyor. Maalesef arayamıyoruz. Bizim son yüzyılda, Osmanlı'nın son demlerinde en çok şehit verdiğimiz yer Yemen'dir. 450 bin insandan bahsediyoruz. Biz biraz da bu rakamın büyüklüğünden, şehit sayısının çokluğundan bu konuya çok yaklaşamıyoruz. Evet efendim. Şimdi sevgili seyircilerimiz,
hocamın daha önceki yani hayat hakkında biraz bilgi sahibi olduğum için onu özellikle sona bıraktım bunu. Kitapların isimlerini bahsederken inşallah bir başka programda o kitapları da sizlerle bizzat tanıştıracağım. Niye? Benim dedem de Yemen gazisiydi de o bahaneyle hem onlara rahmet dileyerek hem de kışlanın önünde redif sesi var, bakın çantasında acep nesi var, bir çift kundurayla bir defesi var ama yemez. Çemendir giden gelmiş acep nedendir. Burası huştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor acep ne iştir. İşte ağıt dedikleri budur efendim. Yani ve bu türkünün son bir kıtası vardır. Çok enteresandır. Kışlanın önünde yayılır kazılar, akşamdan akşama çalınır sazlar. Yemen'e gidene ağlıyor kızlar. Nasıl ağlamasınlar? Ya kardeşi, ya nişanlısı, ya eşi, ya yeğeni ya da işte filan filan. Neyse, hasılı o konuda derdimiz çok sevgili hocam da gayet güzel bir şekilde anlattı. Şimdi efendim sevgili yönetmenim de işaret ediyor. Ama konuşacağımız çok şey var, söyleyeceğimiz çok şey var. Hemen aklıma gelmişken sevgili hocam, siz bitirme sonundaki tezi hangi konuda almıştınız? Şimdi bizim zamanımızda eğitim enstitülerinde her bölüm için bir bitirme tezi yaptırırlardı. Çok güzel. Evet, biz de iki arkadaşımla beraber Emirdağ folklorunu aldık. Emirdağ folkloru üzerine araştırmalar yaptık o günkü şartlarda. Yani bu size bahsettiğim şeyler 1976 yılına ait. Karınca kararınca o günkü imkanlarımız dahilinde bir tez vücuda getirdik. Onu da hocalarımıza, halk edebiyat hocamız Erbu Gülsoy'a teslim ettik. Evet. Kendisine buradan sağlık esenlik diliyorum. Şimdi değerli hocam. Şimdi ben sizden çok özel bir şiir daha rica evet. ediyorum hocam. Çünkü sevgili yönetmenim son bir şiir hakkınız kaldı dedi. Tamam sevgili hocam. Tamam, hemen okuyalım bir şiir.
Bozkır'ın son okuntusunu okuyayım. Buyurun efendim. Okuntuyu biliyorsunuz. Eskiden tabii, davetiye yerine geçiyor. Zaman mevsimlerle akar durmadan telaşsız ve sürekli. İnsanların gülümsemesi baharla gelir simalara. Sürüp gider ağlaması kışla, fırtınayla, boranla. Dağ çiçeklerinin kokusundadır asırlık çağrıları. Kardelenleri boy verince kar içinden bir hürriyet namesidir, beyannamesidir göç. Başı dumanlı dağlara varınca başı gururlu insanlar. Bir bağımsızlık haykırışıdır bozlaklarda dillenen. Sevdasıdır gönüllerin coşup taşar ülfeti. Ve yürüyüşleri at sırtında Oğuz savaşçıları kadar soylu. Kervanları nefti ikindilerin içinden geçer. Şenlenir dal hışırtılarıyla gören meşe kurulu. Vadilerden yamaçlara taşır sürü yılkı ve keşik. Bin bir sevinç yayılır çocukların gamzeli yüzüne. Okşayınca başını nasırlı eller duayla. Namesi yükselir serin derelerden kavalın ve namelerin. Varıp kır çiçeklerine türlü renk olur. Dürünün nakışında barınır bozkır burukluğunun hasreti. Gül desende gizlenmiştir nice baharların hazırlığı. Gönlümün duldasını sana sığınarak ayırdım gel. Üzerlik tütsüsü kem nazarlardan saklayacaktır güzelliğini. Şaman tılsımlı yakarışlarını yapıyor kanter içinde diye. Ve hocam ağzınıza, yüreğinize, kaleminize sağlık. Sevgili seyirciler, hocam az önce o bir mısra vardı orada. Rabbim sizleri de kem gözlerden ırak eylesin inşallah. Ve sevgili hocam son bir cümleyle veda edelim. Ben de zat halinize, çalışan arkadaşlarımıza, emek veren arkadaşlarımıza ve bizi seyreden seyircilerimize saygılar, selamlar sunuyoruz. Eyvallah. Efendim bu programda emeği geçen sevgili Kanal 3 personeline tamamına, özellikle de programlar müdürümüz sevgili Benna Uğur Türksoy'a, yönetmen sevgili Rabia Kübra Karahan kızımıza, ana kumandada sevgili Ramazan Şimşek kardeşime, kameramanlarda özellikle çoktandır bir araya gelemediğimiz sevgili Tahsin Gülbaş'a, efendim adı da soyadı da Fırat olan sevgili delikanlıma ve Emre Şahin kardeşime özellikle çok teşekkürler ediyoruz. Efendim iyi ki varlar onlar ve onlar var olduğu sürece biz de bir sonraki programda gene olacağız inşallah. Allah ömür verirse. O yüzden en son olarak diyorum ki Rabbim herkesin na muradını ber murada çevirsin inşallah. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Efendim tekrar Afyon Karahisar'dan herkese sevgi, saygı, selam ve dualarla. Allah'a emanet olun efendim.